Marco bir geri zekalık var ya. Yani. O kadar iş yapmış, gitmiş gelmiş. Ya tüccar adamsın sen. Gidip niye orduya yazılıp savaşıyorsun? Yavuz Tebriz'e gitmiş. Şah İsmail'le beraber bir de pes atmışlar. Şah İsmail Barcelona'yı aldığı için kavga çıkmış. Oğlum bunda mevzu var. Çok şey oluyordu. Ya, böyle bir şey değil. Böyle bir konsept yok. Hiçbir İzmit'te pişmaniye arkadaşlar. Sizi kek diyorlar. Pişmaniye İzmit'in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur. Çok istediğimiz halde borular yapamadığımız bir aktivitemiz var. O da Aman abi dur. O bir sonraki bölüm. Çok isteyip yapmak istediğimiz ama yapamadığımız ikinci aktiviteden konuşacağız bugün. Seyahat. İlk seyahati kim buldu? İlk, çok basit tabii canım. Saramago'nun kitabında da gördüğün gibi cennetten ilk önce dünyaya, i̇lk <laughs> cennet i̇lk bahçesinden seyahat. çıkarak Hz Adem, Adem ile Hazreti Adem ile havaya ilk seyahatler diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz hocam? hocam. Çok önemli çünkü. ilk. Ne yapacağız? Çok güzel bir bilgi. Bu da bak modern bir şey. Her şeyin ilkini bulmak neden öyle bir şey var? İlki çok önemli. En büyüğü çok önemli. Bu aslında bayağı bir enteresan bir psikolojisi var. Bana her yerden söylüyor. İlk işte ne bileyim salgın hastalık nedir? İlk olmak istiyoruz. Ne bileyim fotomaç yani ben nereden şey yapacağım abi olacak işmiş. Ya bir şey ilk başlatan çok önemli ya. Niye öyle diyorsun? Bir lafı ilk söylemek seni heyecanlandırmıyor mu? Ya hiçbir lafı ilkinden söyleyemezsin. O ...Rosen'in çevrende daha önce Olmasın, Kendi küçük çevrende. <laughs> yani. Tamam en güzel seyahat edeni söyle ya. İlkini söyleme tamam. Birkaç tane adam var. İbni Batuta bunlardan biri. Çok güzel bir şey. Ya çünkü bunlar gittikleri yerde bazen çalışıyorlar, orada evleniyorlar. Para var zaten. Adam gidiyor orada kadılık yapıyor. Başka bir yere gidiyor orada hocalarla takılıyor. Bir ekümen olması lazım bunun için. Şimdi biz bugün global dünyada şöyle zannediyoruz. İnsanlar bir araya gelmişler işte. Ben mesela bir gün Fransa'daydım. Bir gün Amerika'daydım. ...işte orada o akademisyen. Yani bunu herkes yapabiliyor. Yani ortalığın üstü bir sen yapabilir. O zaman da mesela İslam'ın o yüzyıllarında öyle bir şey var. Fas'tan Çin'e kadar gidiyor adam. İbn-i Batuta'nın seyahat namesine baktığınızda adam Mali'ye gidiyor Batı Afrika'da, Mısır'a kadar bütün Kuzey Afrika'ya dolaşıyor. Oradan aşağı iniyor, Anadolu'ya geliyor, İran, Hindistan, herif her yere gidiyor. Bunlardan birkaç tanesinin yalan olduğunu söylüyorlar. Tutarsızlıklar buldu. Bu da önemli bir şey. Bak benim en sevdiğim makalemden biri Lubena diye bir adam var. Bütün Akdeniz'i 40 günde gezdiğini söylemiş. Halbuki 40 günde gezemez. O yalan. Bazı seyahatnamelerde yalan olur. O kısmı i̇bn Batu'dan düştüğü zaman bile dünyanın büyük bir kısmını gezdiğini görüyor. Niye yalan sence mesela? E, okunsun diye yazıyor. E biz de yalan söylüyoruz. Hayır, kırk 40 demese 90 gün dese ne olacak ki? Ha o bilmediğinden, cahaletinden yapmış. Ya hiçbir fikri olmadı hiçbir için. Hiçbir fikri yok adamın. Yani adam gün gün anlatmış. Şöyle diyor. Ben de şeyden fark ettim. Ben arabayla gittiğim için onlara. Barcelona'ya girdim diyor. Kadırgayla. Ana abi bu minibüs içerisinde mavi minibüs yani? Bir de korna çalsaydı. Oradan döndük diyor hemen Barcelona'ya gittik ertesi gün ya böyle bir şey değil o. o. girecek çıkacak. Askeri tarihçi olduğum için ben fark edebildim Tesadüf etti. Ben de ders anlatıyorum. Başşehir'de ders veriyorum o zaman. çocuklar ondan sonra buraya onu böyle haritaya döktüm. Aa öğrenciler anlatıyorum. <laughs> çocuklar da böyle bakıyor salak bu salak herhalde falan diye. Orada çok Peki tarihi hatalara yol açmış böyle seyah şeyleri var mı günlükleri? E tabii canım. Evliya Çelebi büyük efsanelerin başında gelir mesela seyahatnamelerde. Mesela Yavuz Tebriz'e gitmiş. Şey, Şah İsmail'le satranç oynamış. <laughs> ondan sonra beraber bir de pes atmışlar. Oğlum böyle bir şey değil bu. Şah İsmail Barcelona'ya aldığı için kavga çıkmış. Oğlum bunda mevzu var çok şey oluyor diye. Yani böyle bir şey değil böyle bir konsept yok. Dolayısıyla ondan sonra işte onu yenmiş. Şah İsmail de Yavuz'a tokat atmış. <laughs> Yavuz'a demiş ki bu benim kulağıma küp olsa ya. Ya da işte ne bileyim Hazarfen Ahmet Çelebi uçmuş falan. Uçmamış mı ya? Ya abi öyle bir şey değil ki. Uçmuş o da dünya yer yerinden oynar ya. Adamla burada olan, yani başka bir kayıt bulurduk. Bulmadık. Uçmuş olsa ne olacak? Yani evet. sonra ne olmuş oradan? Mesela jet mi çıkmış? Yani oradan ne bileyim roketin bulmuşlar. Hocam şimdi bu adamlar kalkıyor Venedik'ten Çin'e gidiyor. Nasıl anlaşıyor? O kültürü nasıl anlıyor ve sonra oturup bir de kitabını da yazıyor bunun. Şimdi iki tane metot var orada. Birincisi bazı yerlerde ortak diller var. Lingua Franca demiş daha önce de anlattık. Böyle kızı delin sen var yapmak etmek gibi. Batardize olmuş. Yani basitleşmiş dil. Bir de tercümanlar var. Çünkü o dönemlerde dil öğrenmek çok zor. Hani böyle Fatih diye dil biliyor bilmem ne falan. Yani hani böyle bir dil. Hoca falan tutuyorsun o zaman. Ya, şimdi tutuyorsun da o da pratik ki... şeyleri şimdi. Var burada İtalyanlar Giovanni de Lingua diye bir şey kuruyor. Avrupalılar ilk doğu dillerini öğrenmek için orientalistik de oradan çıkmıştır. Ama bayağı kurum. Buraya çocukları yolluyorlar. Burada işte şey yapıyor. Bizimkiler de oraya yolluyor gidiyor ama 3 ayda gidiyorsun zaten. O zaman öyle bir şey yok. Ya da bizim zamanımızda da bak 28 Şubat döneminde Ankara'da Arapça kursu kalmamıştı. Kapatmışlardı. Üniversitelerde gidip dışarıdan yapamıyordun. Arapça yerine Farsça vardı. Biz ona gittik. Farsça öğreniyorsun o yüzden Arapça yerine. Şimdi o imkanlar falan çok değişti. Yani bugün bir insan nasıl dil öğrenemiyor? Tek çare şu anda Aman. hoca tutmak gibi geliyor ama aslında aplikasyonlar falan da var. Yani insanlar tabii gidip atıyorum Cambly ile bilmem neyle öğrenebiliyorsun. Evet Osmanlı'da da var. Cemble Humayun. Daha önce de sattığım <laughs> desprilerde Cemble Humayun. <laughs> hey Mr. Jamblin man play son. Cambly man falan. Hocam bugün Kim bu? Joyce'lin sizinle. Hi, what is your name? Emrah, and your name is Justin, right? That's correct, yes. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. So, where are you from? I live in South Africa and okay. I am South African. Do you like traveling a lot? I mean, do you travel a lot? I have not today, I suppose, because not in those days. In just on the video, just so uh, yeah. I i'm actually a professor of history so is there anything you would like to ask about the history or anything you want to know about history of the travelogues or travelers or stuff like that anything that comes to your mind well anything that comes to your mind is a very ambitious sentence because probably if, if it's, i may not be able to answer all of the questions probably 99% of the questions you're going to ask will fall out of scope of my expertise that's a very good defense for an academic who's overly specialized yeah, I hate traveling, but I traveled a lot because of professional stuff. Now, thanks to Corona, I, for the first time in my life, I stayed stay put for a year. Oh, I lived so in. You were the one behind the coronavirus. <laughs> yeah, could have been the case. But um, when I was an MA student and a PhD student, I traveled in yeah. uh, all over Europe. I lived in US for a long time. I lived in UK when I was in high school for a brief time. But I love Istanbul. I mean, I love. I would love to come there. I know a lot about it. If I did come, where? where's the first place i should go you, you probably go to the uh, historical center sultan ahmed you'll see the mosque and the yeah. byzantine monuments and stuff like that something more important in istanbul is geography topography people come there without knowing that too much and also yeah. it's not exactly in the touristic region but now it's changing the golden horn region it has one of the biggest Natural harbors like a big horn. You know, check from the Google Maps, you'll see. You have the Anatolian side, you have the Asian side, you have a Bosphorus, uh, the, the northernmost part of which most people don't go. Generally, amateur tourists come and they actually stay at the center, looking at the mosque and oh, wow, wonderful, oh, there's the hippodrome and stuff. But there's more to that. You know, after a day or so, you have to explore the rest of the city. Now, I think Istanbul has done a lot in the last quarter century. I talk like a centenarian person. A quarter century? Yeah, I'm 150 years old. <laughs> and you know what? That, that is what happens when you're a historian. Because if you're a historian, then you know, it's a thousand year long span. And like, you know, 50 years is nothing to you. So thank you very much. It's been fantastic talking to you. Uh, love to South Africa. Eğitmen dersten ayrıldı diyor. Evet Justin iyiydi. Bu bir nimet. Ben her zaman söylüyorum ne yaptığımı. Şarkı sözü çıkaracağız diye Divokman'dan şeylerden eskiden internet yoktu. Bir, ya, bir, kalem arkadaşı diye bir şey vardı. İngiltere'ye gidiyordun, İtalya'ya gidiyordun. E, muhabbet etmek için. O insanları da bulamıyordu. Şimdi çok ucuzladı. Ucuzladı derken fiyat olarak değil sadece. Kolaylaştı. Ulaş, erişim, e, erişim kolaylaştı. Erişim, erişim kolaylaştı. Değerini bilmiyor. Bak, bu büyük bir fırsat. Ben 7 değil 17 tane de öğrenirdim erkenden başlayıp bir şey yapsan 20 tane öğrenebilirsin. Ama her zaman söylüyorum 20 dil bilmeye zaten gerek yok. Şöyle bir şey var. Bir iki tane tri var ama aslında bu iş tekrar repetisyon. Mesela gitar çalmanın trikleri vardır bir iki tane ama sonra da çalacaksın abi. Ben şunu söyleyeyim. Konuşmak çok önemlidir. Çocukları yetiştirirken falan Mesela babam beni karşısına alıp konuştururdu. Annem taşınırken bir kararlar hep şey yapardı. Ezmezdi yani konuşacaksın hata yapmaktan korkmayacaksın. O yüzden bir tane söyleyeyim sırlardan biridir. Fiil öğrenin abi. Fiil ve çekim öğrenin. Sıfatla yabancı konuşmazsınız ilk başta. Doğru fiilleri bilirseniz gidiyorum, geleceğim, ne yapacağım işte göreceğim. Fiille konuş. Renklendiremeyebilirsin. Bir de hata yapmaktan şey yapma. Hata yapabilirsin. Beni bir gün gördü çok iyi. İngilizce konuşuyor. Ertesi gün yorgunumdur, daha kötü olabilir. Bazen kazma gibi de konuşuyor. Önemli olan değil, Önemli olan iletişim. Ee, Sen ileti Zeynep'e yaptın bunu aslında değil mi? Zeynep İtalyanca konuştun, İngilizce konuştun. Mesela ben de dirinle mesela şu anda hala konuşuyor. Çünkü o artık onu aldı mesela. onun öyle bir sorunu kalmadı. Zeynep'in öyle bir sorunu kalmadı ve kalmayacak muhtemelen yaşı ilerledikçe. Aslında iletişim kurduğu için abi, var. Çocuklara hiç yabancı dil öğrenme konuşmayı öğretin ama dil öğrenecekleri de önce konuşmanız lazım. Konuşmak başka bir şeydir, yazmak da başka bir şeydir. Aktif tüketmeniz lazım. Pasif tüketim hiçbir şeydir abi. Bu pasif tüketimi de yapın. Mesela ben Netflix'te bir şey izliyorken dublajını Fransız yapıyorum, altyazısını Portekizce yapıyorum. Ben biliyorum o ikisini. Alıştırma olsun. İki dil arasındaki farklılıkları görüyorsun. Filden için aynı kökenler. Comparative learning, learning <laughs> of course. Burada bir şey var. Konuşmak, ipe ele almak. İşte o, o en zor yani şu anda dediğim gibi artık böyle dinleyerek, konuşarak bilmem, bunca pratik yapmak lazım. Pratik eskiden öyle bir imkan yok. Neden motive oluyorlar mesela? Niye gezme aşkı başka? Kimisi ticaret için geziyor dedin. Kimisi başka amaçlar için geziyor. Sadece dünyayı görmek için gezme motivasyonu nereden kapılıyor? Valla bu enteresan bir şey. Çünkü o dönemde ya bir genel mantalite oluyor abi. Toplumun tamamında bir değişim oluyor. Bir materyal faktörler, zenginlik, burcu Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ama Avrupa mesela 16. 17. yüzyıldan sonra inanılmaz seyyah çıkarıyor. Bunun üzerinden bir kültür oluşuyor. Böyle bir şey tek bir cep olarak çıkmıyor. Mesela sadece sanayileşmiyorsun. Sanayileşiyorsan bireyleşiyorsun. Onun yanında bilimle ilgili bir şey olabilir. Mesela 18. yüzyılda Avrupa'sına baktığın zaman birçok faktörün beraber doyum noktasına ulaştığını görüyorsun. O yüzden de mesela Batı'nın kültürünü alalım falan da sadece öyle olmuyor Batı'nın teknolojisini alıyorsun yanında kültürünü de alıyorsun. Böyle bir şey. Avrupa 16. yüzyıldan sonra coğrafi keşif yapıyor. Adam oradan geliyor kitap yazıyor. Onları okuyorlar falan filan. Bu belli toplumlarda var. Mesela Çin toplumunda yok dışarıya dünyaya böyle bir ilgi. Çin'in 1800 e nüfusu 300 milyon ya. 300 milyon bak Çin'den dünyanın geri kalanına bak. Çin'in e, 3000 yıllık falan hanedan tarihi var. Çin'in 1920'de 37 tane üniversitesi var. Bitmiş, ölmüş Çin'in. Bizim iki tane var o zaman. Yani oranın materyal faktörü bambaşka. Adam gezmiyor. Geziyorsa içeride geziyor. inanılmaz kültürlü, dünyanın en çok yazan, okuyan toplarından biri ama mesela seyahat kültürü orada en azından dışarıya olmayabilir. Bu Avrupalılarda var. Buradan bir jener oluşmuş ve bir sektör oluşmuş. Sektör her şeydir. Çünkü bir şeye para gelirse yani seyahat namı üzerinden bir para çıkıyor ya, inanılmaz popüler oldu. İnsanlar da bunu yazıyor, okuyor, okunca heves ediyor. Şu anda da mesela YouTube'da bu program yapıyoruz. Popüler olunca bir sürü insan bana tarihçi olacağım falan durdurmaya çalışıyorum onları. Çünkü yerine yani <laughs> bir gün ondan sonra ekmek karnesi fotoğrafını görmek istemiyorum arkadaşlar. Onun gibi bir şey ortaya çıkmış. Mesela Osmanlılarda yok. Dış dünyaya ilgi de yok. Mesela Çinlilerde de yok. Abi Osmanlı büyük devletmiş gene. Sen Çin'de ilk yapılan tren raylarına ne olduğunu biliyor musun tren hattına? Devlet para verip alıp söktü onları. Çünkü dışarıdan gelenler bunu kullanır ülkemizin içini görür diye. Adam göstermek istemiyor. Bazı toplumlar öyle içine kapanıktır. Avrupa bütün ekümenin dışında kaldığı için dünyayı gezerek, tanıyarak öğrendi, katıldı. Bu biraz fesat da geliyor bana ya. Ajanlık falan gibi geliyor böyle. Hani bir bakalım oralarda neler var. Belki gider alırız falan kafasına mı girdin? Evet, 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 o da var. Ya şimdi şöyle mesela casusluk diye bir meslek yok. Bir yere gidip bilgi almak istiyorsan yanında bir şey yapacaksın. Mesela ilk casuslara falan baktın mı? Tüccarlar var aralarında. Adam zaten tüccar tipi. Şimdi düşün. Mesela Samsun nesi meşhur? Pidesi ha bir yerin pidesi meşhur olabilir mi ya Aa. <laughs> bunu mu buldun pidesi meşhur tabi kıymalı pidesi değirmenderin nesi meşhur fındığı, Sahili. dünyadaki tek uzun fındık değirmenderidir hayatım fındığı yurt dışına alıyoruz şu anda sayılmıyor çünkü değirmendere fındığına herkes erişemez lezzetli bir fındıktır Ayrıca, bu arada hiçbir İzmit'te pişmaniye yemez arkadaşlar sizi kek diyorlar pişmaniye İzmit'in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur pişmaniye ne lan <laughs> Yok abi İzmitler pişman ediyor. Hayatımda 25 yana kadar hiç pişman yemedim. Bu yenir mi ya? Tamam bir iş yapman gerekiyor yani o zaman. Evet ki. bir iş yapman gerekiyor. Şeye gelsin. Ne yapıyor adam? İspanya Kralı'na yazıyor. Ben de Cezayir'e gideceğim diyor. Bana diyor at satma. At satmak yasak. Şeyi verin. Ya da işte oradan ticaret yapma izni verin. O sırada bilgi topluyor. Şimdiki sivil polis gibi aslında değil mi biraz? Nasıl? <Sessizlikler> Yo, evet. de öyle tatlıcı matlıcı oluyorlarmış. Eskiden mesela müzisyen oluyorlarmış gazinolarda. Aa, bilmiyorum benim devletle aram iyi. bilmiyorum sivil polis devletimiz öyle var. Geziyor bir yandan da peki belli yeterlilikleri olması gerekmiyor mu bu adamların? Yazabilmesi Adamın gerekiyor. Adamın yeterliliği şöyle eski dünyada A noktasından B noktasına gidemiyorsun. Bunun için bir neden var. Pasaport 1914 civarı falan çıkıyor aslında. Dünya Savaşı ondan önce yok. 1914'ten önce o kadar çok insan yer değişti. Hiç fark ettin mi? Mesela Avusturyalı bir adam Alman ortasına yazılabiliyor Adolf Hitler. Bir sürü adam Amerika'ya gidiyor. Ve mesela Amerika'da şöyle bir şey var. Çin göçünü yasak

diye bir kanun var. Diğer göçler yasak değil yani. Yani eskiden çok rahat gezebiliyordum. Bu yasaktan sonra sağın yükselmesinin nedeni de çok fazla göçmen olması. Yani Almanya bizim, Fransa bizim her yerde yükseliyor bir yere kadar. Eski insana çok rahat dönüşebiliyordu 1900'de ama ondan da önce yani sanayi devriminden önce. 1914'te sanayi devrimi arasında çok rahat dolaşılabilen bir 60-70 sene var. 1950 1914 Ama ondan önce bir ülkenin içinde bile dolaşmak problem. Mesela İstanbul'a kafana göre yerleşemezsin. Mesela bir mahalleye yerleşeceksin kefil lazım. Kayseri'den Ankara'ya gitmek de sorun. Kaleye gireceksin niye geldin? Oraya yerleşmek zorunda. Dolayısıyla seyyah olmak için iyi bir nedenin olması lazım. Ve belli belgelerle Mesela işte diyelim korsanlar saldırmasın diye bir belge var. Girebilmek için pasaport diye bir belge var. Patente diye başka bir belge var. Biz bugün vize için şikayet ediyoruz ama eskiden bir yerden bir yere gittin. Eğer bir devlet göreviysen ya da üst düzey biriysen ya da bilindik biriysen oranın işte zaten veziriyle şeyle bilmem nesiyle ya da işte valisiyle konuşuyorsun. Çocuklar siz vize alıyorsanız zaten bugün eskiden muhtemelen serf olarak köyünüzden çıkmanız yasak olacaktı. Bizim gibi insanların eski toplumdaki karşılıkları köyünden ayrılamayan serftir. Yani eskiden gezmek daha kolay değildi. Mesela Evliya Çelebi'ye bakınca çok barizmiş. bir şey. Evliya Çelebi Mora'da bir yere gidiyor. Oranın sancak beyni Kur'an okuyor. Onun sesi çok güzelmiş. Kur'an tilaveti. Oraya gidiyor biriyle işte espriler yapıyor. Ee, ne bir İbn-i e gidiyor da alimlerle toplantı. Yeri bilinen biri zaten. İnşallah Senin benim ya, gibi değil yani. Oraya. Gittiği yerde çok makbul, kabul gören biri. Bu wandering scholar yani böyle bir dolaşma stili de var. Ya derviş olarak dolaşıyorlar Avrupa'da falan filan. Ee, Bizde kalender dervişleri falan konuşuyor. Aşıkların köy köy gezmesi Onun gibi, gibi ama onun dışında daha büyük gezmek için de bir de böyle prestijli insanların. Yani adam Fas'tan çıkıyor, Kayre'ye gidiyor, orada biraz ilim. Başka bir yere gidiyor, orada kadılık yapıyor, biraz çalışıyor. E gene bu i̇bn Sina'lar falan, i̇bn Sina şöyle yaparmış. Şimdi o zaman kitap okumak için böyle ne yapacaksın? Abi buksan kitap mı söyleyeceksin? Her kütüphanede de yok. Bir kütüphane belirliyor kendine. Oraya gidiyor, orada bir iki sene vezirlik yapıyor falan. Adam az. Yani o kalitede adam az. Ona vezirlik yapıyor. Kaliteye bak. Ama bak tarih biraz doğudur. Tarih işçiyle işveren arasındaki dengeye göre değişir her alanda. O yüzden mesela bana hep arıyorlar tarih için şu atamı bilmem ne falan diyor. Orada bir problem o kadar çok çıkıyor ki o kadar ihtiyaç çok ne oluyor? Mağdur oluyoruz. Ama bazı işler var değil mi böyle fıt diye o anda çok ihtiyaç oluyor. Adam bulunamıyor. Bir anda o 5-10 sene çok büyük popülerlik yakalıyorsun. Ta ki market Adam Smith'e şekilde dengeye gelene kadar orada da öyle bir şey var. Alim olmak o dönemler çok şey ve alim olarak gezebiliyorsun. ...ve da prestijli bir saray insanı insan. Mesela Evliya Çelebi. Dördüncü Murat'la oturup kalkan adam. Yani İstanbul'un önde gelen ailelerinden hani bilinen biri. Bir tane adam var. Bir tane Evliya Çelebi olabilir, bir tane Halil Azıcık olabilir, İlber ortağı olabilir. Ama bir işin tutması için... E, diyelim bu Batı'nın sanayileşmesinde de, bilim devriminde falan da öyledir. Çin'in konflik eğitimine de, hepsi aynı. Yani neyse bir başarı hikayesinde üç tane A sınıfı yetiştirmek önemli değil. Yirmi tane B... 30 tane C ye yetiştirmek önemli. Yani her yerden bir tane Halil Nalcık, bir tane Evliya Çelebi, bir tane işte Oktay Sinanlı kendi adı çıkıyor. Onun devamı geliyor mu abi? <laughs> ee, bir şey olarak kalmış. Bizde unik olduğu nereden belli? O kadar unik ki o kişiyi tanrılaştırıyoruz. Bizim programda bile hocam bize öyle Gerisi Gerisini bulursa onu yapmaz. Ama bir tane var. O bir tane de 24 saati var abi. Yapabildiği şey yani etki alanı olmuyor. Evliya Çelebi seyahatnameler içinde okuduğum en iyi seyahatnamelerden biri. Ama Etki alanı dar. İşte Metin Erksan da çıkıyor ama gerisi geliyor mu? Ona bakarım ben yani. Anlatabildim mi? Ya da işte İsveç'te Ingmar Bergman da çıkıyor. Ondan sonra İsveç Cineması diye bir şey mi kaldı? Önemli olan onun sektör olabilmesi için devam etmesi lazım. Mesela onların da bir emek vermesi gerekmiyor bunun için yani? Yetiştirmeleri, yetiştirme... Onların, onlar için ama daha kolay değil mi? Ama bak bu bir iş değil ki. Bu dünyanın en büyük yalanı. Kimse kimse yetiştirmiyor abi. İnsanın doğasında birini yetiştirmek çok zor. Çocuğunu yetiştirmiyorsun. Bak eski toplumlarda şöyle bir şey var. Osmanlı vakanifislerini okuduğunda şöyle bir noktaya gelirsin. Çok az bilgi verirler. Bu çünkü şık sayılmaz. Adam lafı niye bu kadar uzatıyor, niye bu kadar az bilgi veriyor diye. Bir tanesi var böyle bir kuşatma projesinde kahraman söylemişti, o okuyordu. Ya yani çok detay veriyor falan filan ama o dönemki adamlar bu ne böyle her şeyi yazmış, bu mudur diyor. Neyin şık olduğu, neyin kabul gördüğüyle alakalı. Sen bir hadi gel seni seyyah yapacağım dedim adama deli muamelesi yapar. Evliya Çelebi zaten öyle açıklıyor, ya, bir rüya görmüş. Şefaat ya Allah diyeceğine seyahat ya Allah demiş. İşte seyahate çıkmış. O da esprili anlatıyor yani. Bir de harita yap, yapanlar var değil mi? Harita çıkarmak için seyahat edenler var. Şöyle onun yanında yapıyorlar. Harita üzerine diye çok güzel bir kitap var. Domingo yayınlarına çıkmış. Onu ayrıca tavsiye ederim. Ne yazık ki Euro olduğu için artık ben Türkçe kitap tavsiye ediyorum. Kalite düştü yani arkadaşlar. <laughs> Papyonları yurt dışına alıyorum ama artık. O yüzden arttı. Onu kitapla Türkçe'ye geçerek yapacak bir şey yok. Ya papyon ya kitap. P2P, p 2 b bu sefer. Papyon tubuk yani. Bu harita üzerine kitabı çok güzel, çok detay var. Yeni, ben de yeni okuduğum için hepsini satamıyorum şimdi çocuklar. İnşallah de bir şey yapacağım. Öyle de bir dünya var. Yani bütün dünyanın eksplorasyonu sonucu harita çıkarıyor. Şehirlerin, kentlerin de haritasını çıkarıyorlar. Seyyahlığın bir parçası ama seyyahlar yapmıyor bunu yani. Geri dönüp yazarken başka biri yapıyor falan. Bir de yazan seyyahtan hmm. konuşuyoruz. bize yazmayanları var ya da o formatta yazmayanları var. Mesela adam şiir de yazabiliyor. Esir olmuş. O esaretname yerçi ama şiir şeklinde de yazabiliyor. Şimdi mesela bir yere gitmeden önce açıp bakabiliyorum ben. Atıyorsun fotoğrafına bakıyorsun nasıl bir yerde gezeceğini biliyorsun. O zaman böyle bir şey de yok yani. Gidiyorsun lap diye bir kültürün içindesin. Ya nerede sen Bakırköy'ün Bakırköy'de olduğunu bilmiyorsun ya. Bakırköy ne kadar uzak yer Bakır... <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bakırköy'e götür orasını yani böyle Trabzon'dan yani o zaman nasıl oluyor? Gidiyorsun bir yere bir yeni bir kültürle karşılaşıyorsun. Şaşırmıyorlar mı yani? Ya şaşırıyorlar ama zaten böyle tek başına gitmiyorsun yani. Bir amaçla gidiyorsun. Çünkü şöyle tek başına gidecek maceracı ruhlu adam zaten şaşırma şey olmuyor. O zaten açlıktan böyle hayatta kalmak için gidiyor. O böyle proteini koklayarak gidiyor. <laughs> Zenginler de zaten dediğin gibi Evliya Çelik'in networklerle ya da İbni Batuta gibi networklerle gidiyor. Ya da Marco Polo gibiler. İlk defa yapılan ya da çok sıkı bulmayan bir yolculuğu yapanlar da büyük tehlikeler atlatıyor. Zaten kitaplarda bu tehlikeleri devamlı bahsediyor. Ama iki kültür bir araya ...bundan çok saçma şeyler çıkabiliyor. Bazen demiştik ya James Cook'un yenmesi gibi. İki güldür karşılaşınca birbirini anlayamıyor. Ona cultural incommensurability diyoruz, ölçülememezlik. Mesela üçlemeyi bizim anlayamamamız gibi yani. Tanrı üç tane nasıl olur? Ya da işte beyaza ve beyaz saray dememiz gibi e, süreçler. Mesela Osmanlılar neyi anlamıyor? Duello'yu anlamıyor. Bunlar birbirine mal gibi vuruyor diye böyle, aptallar vuruyor diye. Bravo. Halbuki Duello'nun bir özelliği vardı. Duello aristokrasinin kralı reddedişidir. Duello o yüzden yasaklanır. Bengü ile benim aramda iki aristokrat olarak... Emrah da de e ve Bengü de çarşamba olarak. çarşamba. Kraldan izinsiz birbirimize meydan okuyoruz. Adaleti cimri. belirliyoruz. Kral araya girdi. Dolayısıyla orada çok şey bir şey Osmanlılar anlayamıyor. Bu Puşkin birbiri. öyle öyle. Biliyor. Bir de ya Puşkin evet. Puşkin abi Habeşistan'dan gelmişsin. <laughs> Rusya seni bağrına basmış. Sen neden elin böyle iki köpeği gibi gidip orada mı? yani değil mi? <laughs> Yüzbaşı mıydı adam ya? Bir de askere meydan okuyor diye hatırlıyorum. Bence Yüzbaşı'nın vatan. kızından bir connection yapmış ya. olabilirsin. <laughs> <laughs> Pugaçov. <laughs> Ya çünkü yeni bir yere gidiyorsun. Dil bilmiyorsun. Bir de eski insanlar biraz daha hani sonuçta vahşiler abi. Bir şey yanlış yapsan seni kesme ihtimalleri var yani. Se, ya öyle gidiyorsun. mal gibi gitmiyorsun kızım. Bir yerden bir yere giderken bir nedene ihtiyacın var. Yanında biri olur. Yani mesela bir yerden bir yere gidiyorsan ya bir askerin şeyin parçası ya haçsa önceden belirlenmiş yolları falan takip ediyorsun. Tek başına gezme yok öyle ya. Çok az. Dolayısıyla bir başka topluma gittin mi o toplumu gözlemliyor ve neyi yanlış anlıyor. Bizi en çok ilgilendiren şey neyi anlamıyor. Mesela gene Osmanlı'nın anlamadığı bir şey manastır. Anlamıyorlar kadınları bunlar buraya niye dolduruyor diye. İnsanlar başka kültürlerle karşılaşıyor. Çok farklıysa o kültür onların insan bile olmadığını düşünebiliyor. Mesela Aztekler, İsmanlılar insan mı diye boğmuşlar. Bakayım ölüyor mu bunlar diye. E tabi anlamıyor. Hiç görmemiş ki adamı şey işte böyle de, de, ırkı başka. Peki işte tolerans nasıl onu merak ediyorum yani. Nasıl yabancıya karşı tolerans nasıl göçmene dışarıdan tolerans gelene. abi tolerans doğasında yok. İnsanlar evrimsel olarak toleranssızlığa, dışlamaya, nefrete açıktır. Çünkü kendini korumak istediğin için senin gibi olmayana bir şey yaparsın. Ancak ekonomik sistemler ya da bazı politik sistemler insanları bir arada yaşamaya zorladığı zaman buna bir politik çözüm bulunması lazım. Mesela Amerika'da neden insan hakları bilmem ne işte beraber yaşayalım çoğunluk diver diyor. E abi aynı iş yerinde 50 milletten adam çalışıyor. Bunları uyumlu bir şekilde bir araya getirmen lazım. Öyle bir ideoloji lazım. Ama insanı kendine bırakırsan kendi gibi olmayana tolerans göstermez. Misafirperverlik gösterir ama misafirperverlik bir kontrol yöntemidir. Ben bir gün bir arkadaşıma gittim. Boston'da İtalyan bir arkadaşım. Abi adam bir dakika bırakmadı fenalık geldi. Dolayısıyla hani misafirlik üç günlükler öyledir. O toplumun üyesi olmadığın zaman iyi ama üyesi oldu mu farklı bir şeydir. Mesela dillerin buradan çıktığı ile ilgili bir teori var. Bir grup ayrılınca dilini değiştiriyor bu teoriye göre ki diğer gruplar arasında bir fark olsun ki kim grup üyesi kim değil. Mesela şey yapmışlar telefon konuşmasında sen hep, senle aynı aksanda olan insandan daha çok alışveriş. Hem de inanılmaz farklı. Onun de teklifini daha şey kabul ediyormuşsun. Ee, kendine benzediği için onunla alışveriş yapmayı. Bu evrimsel yapmayı... bir şey. Senin kendi gorillikle alakalı bir şey yani. O zaman mesela e, din için gezenler ne olacak o zaman? Onların daha fena değil mi durumu? Din misyonerleri. Abi onlardan falan. çok ölenler var zaten. O işlerde profesyonel cizvitler gibi insan var. Çünkü bu şimdi belli toplumlarda problem olsa yani Çin'de problem değil. Japonya'ya sokmuyorlar. Bir de misyoneri kimse sevmez. Adamlar Avrupa'dan atıyorlar. Ha böyle bir şey var mı? Avrupa'da bile yasaklıyorlar yani. Çin'de bunlar uzun süre faaliyet gösterebiliyor. Matteo Ricci'ye baksınlar mesela. Benim de Georgetown'daki hocalarımdan biri Çince Portekizce sözlük yazmış bir adamdı. Father Whitek öldü ondan sonra ve ton ton bir cizvit hocasıydı. Okulun bir kısmı da rahipti. O çok tatlı bir adamdı. Cizvit olduğu için bu dile, tarihe, o tip şeylere falan filan çok meraklı. 19. birçok şeyi bunlar başlattılar doğuyla Batı arasındaki o kültürel şeyleri. Mesela o adamlara izin veriliyordu ama bunlar siyasi bir yön alınca onlara engel olmaya başlar Çin'de de. Mesela Çin'de 19. yüzyılda bizde de var. Böyle Hristiyan Çinli adam işte Çin'in değerlerinde bir süre sonra şey yapıp yabancı ajan gibi çalışabiliyor. Hakikaten ona hizmet edebiliyor. Bu yüzden onlara karşı bir şey var. Ama normalde bir toplum mesela diyelim göçebe bir toplum oraya misyoner falan filan yollayabiliyorsun. Yani bir peygamber bunu kendi de yapabilir. Onun halifeleri yapabilir. Sonradan kendi bir kurum içinde gidebilir. Peki bu iş nasıl bir sektöre dönüşmüş? Bu zaten, zaten şeyler bunların şey sektör yani bu işin şeyi nerede? Burjuva'nın 19. yüzyılda tükettiği bizim de geç kalmış Burjuva'ların büyük bir açlıkla geç 150 kalın. yıllık şeyleri tüketiyoruz ya. Turist işte dünyayı gezeceğim falan. Oğlum bunlar yani adamlar vardı mesela Cenova'nın şeyinde tepesinde bir komodor vardı şey. İşte dünyayı artık şeylerini falan buldular. Yani artık geç. Dediğim gibi sen Sicilya'da bilmem ne yapınca ya da işte Bosna Hersek Köprü'nde dünya şey yapmıyorsun. Biz geç gördüğümüz için bu anda çok çılgın gibi bir şey var. Ama aslında dünya bunu 19. yüzyılda yaşadı. Burcu 19. yüzyılda dünyayı şey yapıyor, geziyor, işte oralara yaşıyor falan filan. Hepsi bu gezme çılgınlığı Burcu tarafından 19. yüzyılda özellikle şey yaptı. Trenin çıkışı burada çok önemli. Tren ilk defa gittiğin yerle seni oradan koruyor. Yani at üstünde sen de gidiyorsun. Moğolşun var. moşundan koruyor. Ve ilk zaman hasta oluyor insanlar. Bir şey gidiyor ve sen gitmiyorsun. Atla beraber gittiğini hissediyordu. İlk defa trenle beraber zaman çizelgesi mesela o zaman çıkıyor. Şimdi trenle beraber ilk defa zamanı yenebiliyorsun. Mesela eskiden bir yere gideceksin diyelim Ankara ile İstanbul arası 15 dakika ya diyelim meridyen açısından. Şimdi atla zaten 2 günde 5 gidersen 3 günde gidersen bir kıymeti yok ama şimdi 4 saatte gidebiliyorsun. Dolayısıyla time ortaya çıkıyor. İnsanlar tren gibi yolculuklarda bu tip teknoloji ne okuyacak? Tren istasyonunda kitap satma adetleri başlıyor. Artık bir yerden bir yere kafana göre gitme şeyin oluyor. Mesela İttihat Terakki üzerine bir okuma yapın. Bunlar 1908'de piyasaya çıktı. On sene hiç Atatürk de öyle. Cumhuriyet kurulunca oturmaya başlıyor. Bir gün Fransa'da işte şey, ondan sonra işte bir yerde Kaplıca'da, oradan Bulgaristan'da şey. Ben şimdi bunu ilk okuduğumda o nasıl dolaşıyor bunlar diyorum. Çünkü benim kafamda 16-17 var. Sonra düşün tabii tren var. Eskiden Osmanlı döneminde imkansız. Benim dönemde adam bir yerden bir yere gitmek için 2-3 ay yolculuk yapacak, O yolculuk için hazırlanacak falan. Bu trenlerin çıkması psikolojik olarak da çok etkiliyor. Şeyde de e, vapurlu şeylerin çıkması. Evet, vapurlu derken, vapur kelimesi de vapördür o. Vapur değil. Buhar demek. Buharlı gemilerin çıkması. Vaporizer. Evet, vaporizer falan derler. Bu süreç içerisinde insanlar bir trende nasıl davranılır? Karşındaki konuşulur mu? Tren kültürü şey Tren getiriyor. kültürü oturmuyor. İlk başta mesela karşındakine sürekli konuşan. Bazısı konuşuyor, bazısı işte tavuğunu getiriyor bilmem ne. Sonra pahalı kompartmanlar çıkıyor. Bir seyahat üzerinden, bir tren üzerinden büyük bir kültür var. Şimdi bu Burjuva'ya çıkan bir şey. Bir anda dünyayı eksplor ediyorsun. Jules Verne çok güzel anlatıyor. O adamlar gerçek. Bir de ilk defa turizm aslında Nice'te, Güney Fransız Rüyası'nda çıkıyor. Promenade des Anglais dediğimiz İngiliz yolu diye bir şey. İlk başta orada böyle geliyorlar oraya turizme falan filan. Bir de İtalya'da böyle plajlar falan filan çıkıyor. Rimini, Lido bunlar mesela İtalya'nın ilk plajları. Orada görürsün. Bazı Fellini filmlerinde mesela Fellini filmi Rimini'yi görmek için. Venedik'te ölümde Lido'yu görmek için, Venezia'yı görmek için idealdir. Lido zaten ufak o şey plajda adaya denir. Fakat bundan da önce aristokratların bir huyu olarak çıkıyor. Yani dediğim gibi Burcuva'nın tükettiği her şey Aristokrasinin daha kaliteli yaptığı şey batardize oluyor 19. yüzyılda. Bugün artık biz de üstüne yumuluyoruz. Çünkü geç geldiğimiz için hemen daha hızlı yapalım. Hani bir anda tüketelim çünkü bir geç kalmış hissi var. Bir de her yerden bombardımana tabi tutuluyor insan. 17. yüzyılda Grand Tour diye bir şey var. Gene Kuzeyliler parayı bulunca güneye iniyorlar. Hümanizmanın da etkisiyle hümanizma ne? Antik kültür olan ilgi. Mesela şey Vezüv görmeye gidiyor. İşte Roma şeyler. O dönem resimlerine bak. Roma harabeleri önünde bilmem ne falan. Her yer bir Roma harabesini gören. O zaman Instagram yok tabii. Yağlı boya. Roma harabesi İtalyan kız falan. Böyle çok müzelerde isimlerini bilmediğiniz. Aslında dönemin çok önemli. Siz görünce o isimler bir şey ifade etmiyor. Bana da etmiyor ama o dönem aslında bunlar çok popüler eserler oluyorlar. Böyle bir şey var. Onlar çıkıyorlar. Aristokrasinin tecrübesi diye. Buna başka bir şey de korsan olmak. Şimdi aristokrasinin bir de savaşçı versiyonu var. Aristokratlar biliyorsun savaşmak için vardı. E bunlar bu özelliklerini yitirdiler. Bunlar gençken bir idman olsun diye Malta şövalyelerine katılıyorlar. Bir tur deniyor ona da. Tur yapıyorlar. 2-3 sene korsanlık yapıp geri gelip onunla şey yapıyorlar. Yani kendini ispatlaman lazım ya. Buna benzer kültürlü kısımlar içinde Grand Tour var. Gidiyorsun İtalya'ya dolaşıyorsun. Çeçerone dedikleri tipler var. O Çeçerone şeyde oradan ya turist kaydılar dediğimiz. Seni onlar gezdiriyorlar. Bu böyle romantik bir kendini gösterme şey oluyor. Aslında bugün Instagram'da yaptığın şey ben kültürlüyüm diyorsun. Çok prestijli bir şey aristokratlar için. Özellikle kuzeyde bir çılgınlık halini alıyor. Bu insanlar için değerli bir şey. Etraflarındaki insanlar için ne değerli. Anlatılan Bunlar hepsi yazmıyor sonuçta. Ama değil bunlar mi? şey gibi değil yani bunlar gösteriş olsun diye. Bunlar hakikaten gerçekten o kültürü falan çok iyi bilen artık yani bir toplum tamamıyla çıkıyor. Yani bilimiyle, edebiyatıyla ya şöyle adamlar var. Bir tane Osman Darko diye bir adam var mesela. Ya Tunus'ta birle yazışıyor. İşte dinozor şeyi bulmuşlar güneşede Onu inceliyor. Burada diyor böyle bir şey var. Fosillere bakıyorlar. Bir antropolojik merak da var. Haydo diye bir adam var. Esir olmuş. Bizimkiler de esir olmuş. Bizim gelmiş. Esaret çok koydu bana diye divan edebiyatı almış. Adam antropolojik kitap yazmış ya adetleri şunu giyerler. 16. yüzyılda 1570'te Cervantes'e de Göz, arkadaş Evet Antonio Sosa haydi diye geçiyor ama aslında Antonio Sosa. Yani o merak yok. Evliya Çelebi de var mesela. Evliya Çelebi çok enteresan hikayeler var. Evet. Gittiği yerlerin küfürlerini yazıyor. İlginç laflarını yazıyor. Burada şu var bu var diyor. Her yeri şey. Çıkıyor. Evliya Çelebi öyle. Bu adamlardan bahsettik ya Marco Polo'lar, Evliya Çelebi'ler. Bunlar ilk blogger, ilk gezi blogger <laughs> diyebilir miyiz? e, anlatım açısından deriz. Ben Coşkun Aral'la bir proje yaptım. Mesela Coşkun Aral'a bir şey söylüyorsun. Hemen başlıyor anlatmaya. Yani bir Lamba diyorsun hemen bir şey anlatıyor. Çok yaşamış adam. İnanılmaz anlatıyor. Dolayısıyla Evliya Çelebi de öyle. Güzel hikayeler falan anlatıyor. Marco Polo'da bir geri zekalık var yani. O kadar iş yapmış. <laughs> gitmiş gelmiş. 20 sene orada yaşamış falan filan. Hanımanı gördüğüne göre atıyor öyle. O kadar bence hana yakın değildi ama. Sonra gitmiş savaşmış. Esir düşmüş falan. Allah'tan esir kitap yazmış. Yoksa yazmayacaktı kitap. <laughs> Aptal herif. Yani tüccar adamsın. Sen gidip niye orduya yazılıp savaşıyorsun? Değil? Olmuş. Hocam mecburi askerlik olmasın? Nasıl? Herkes abi çine kadar ya tam bir memur ya ulan çine kadar gitmişsin gelmiş gelmiş diye yani venedik devletinin celbini mi şey yapamayacaksın yani venedikten mi kaçamıyorsun abi bir yerde atla kaç yani bastır <laughs> yapıyorum Marco polo askere gitmemek için <laughs> şimdi yeni dünyaya dönüyorum o zaman öncelik anlatmak değil ama şimdi sanki öncelik biraz anlatmak mı ya seyahatle ilgili. Şu an yeni dünya gezgini diye bir şey yok değil mi? Gezip gezip Ya gezip, böyle gezip gezi gezen enteresan adamlar var. Ben tanıdım bir şimdi artık turist rehberliği olduğu için hakikaten o anlatıyor ama o şov kısmı biraz daha az oluyor. Yani her işte şimdi çok para kazanmak mümkün olunca o işin sahteleri, poşetleri çıkar. Zaten aynız ya. gibi. Mesela. Yani mesela ben onu nasıl karşılayabiliyorum? Abi ben şu kitapları yazdım, şunları yaptım, şunlar şunlar, buyurun sevim. Bunu seyyahta nasıl sunacaksın o başka bir şey. Ama ben bir kişi olarak da tanıdım. Çok dolaşan, çok gezen adam, çok tatlı adam. O her zaman o gördüğünüz adam olmuyor. bu modern dünyanın böyle bir şeyi var. Önünüze konan bir şey var. Ve mesela bu ben de olduğumda bir yanılgıya yol açabilir. Benden başka tarihçi yokmuş gibi algılamaman lazım yani. Var benden ne de olabilir. Yani şu anda ben varım burada. Benim iyi mi kötü mü olduğumu buradan da anlamamalısın. Seyyah instagram gibi şeyden bilemezsin ondan oturup muhabbet etmen lazım ama şu da var adam seyyah senin için yapmıyor ki dolayısıyla seyyahın iyisi diye bir şey olmaz bu içsel kitap okuma gibi kim iyi kitap okuyor diye bir laf var mı adam kendini okuyor başkasını okuduğun zaman bir şey çıkmıyor zaten ama william blake'in bir sözü var dışarıdaki dünyayı fete çıkan insan içindeki dünyayı yenilmiştir demektir diyor mesela çok güzel arabaya kalsın <laughs> yazıyoruz mu arabanın arkasında. ya bu çok pesimist bir şey artık çok iyisin yani kimin Instagram? zeynep'in instagram storiesi bu değil mi Yok oralardan alaklıyor böyle şeyler ya bırak Yok. Peki ünlü bir Türk gezgini var aklımda. Kendisi şu an trilyoner oldu ama Dur bir dakika. Kim? <gülüyor> Acun. <gülüyor> ha. Adam bunda meşhur olmadım ya. Acun Firarda diye bir programı vardı. Oldu oldu evet izliyordum ben o programı. Hakikaten evet, evet. Acun geze geze mesela aslında bir modern çağ seyyahlığı yaptı. Güce dengeyi getirdi diyelim. Seyahat programları falan çok stilizeydi. E, i̇zlemek istemiyordun. Bir Türk şaka yaparak aynen. Ya bu Türk'ün gezme şeyi adamlar bu adamlar şunu yapıyor. Adamlara bak. Adamlar böyle yapmış. Ya akademisyeni geliyor. de dolaştırıyorum. Bilmiyorum. Adamlara bak. Ha bilmem ne ya abi. Lütfen ya Konya arkamızda bırakalım ya. Bu böyle bir şey değil. Ben de yapıyorum. Bak oturuyoruz bizim güneşli adam Sorbon'da şey ben orada bilmem ne gelmiş göre geliyoruz. Abi Leipzig'e gittik. Lepiska saçlı diye bir şey var ya. O Leipzig'ten gelir. Leipzig gibi saçı demek. Abi trenden indik ya da uçak nerede hatırlamıyorum. İlk gördüğümüz kızın saçı <laughs> Lepiska gibiydi. Yani biz de ondan sonra tabii Leipzig niye gelmiş? Vay demek Doğu Almanya böyle. Adamlara bak. Adamlar niye bunu böyle yapıyor ya? 10 yıldır Amerika'da. Ben Amerika'da yaşıyorum Avrupa'da yaşıyorum. Dolayısıyla değişmiyor. İçimiz o şey. Acun Fırar da bunu çok güzel yapan bir programdı. Ben de izliyordum hakikaten. Burada yapamadığımız bazısı da mantıklı çılgınlıklar orada yapıyoruz. Buraya gene şey geliyoruz. Başka bir yerde olmanın konforu oluyor üstünde. Evet abi. Mesela orada yargılamıyoruz. Burada yargılıyoruz. Etimolojiye giriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tabi de Host'un masası. Table de hot. Şimdi şöyle bir şey var. Hotel, hostel'in şeyidir. Fransızca'daki şapka, circumflex düşmüş bir harfe denk gelir. O harfler manasız değil. Mesela bu tip aksan düz okutmak içindir. Ö'yi e okutmak içindir. Bu ikinci bir önceki e'yi üstündeki ağırlığı almak içindir. O'daki şey de düşmüş harf. Hostel, hotel olmuş. Dolayısıyla hot da host dediğimiz hostesin kökeni. Table de hot. Eskiden e, restorana gittiğin zaman tek tek şey almamak için ayrıca daha ucuz bir versiyon olarak restoranın kendi yaptığı yemekten yemekten geliyor. Alakart. Alakart da işte menüden. Yani menüden kendini seçebilirsin. Kart menü demek olur. bistro. Efsaneye göre bu gerçek olmayabilir. Paris'teki çok yaygın bir efsanedir. Şimdi 1815'te Ruslar işgal ettiği zaman Fransa'yı, Napolyon'u kovdukları zaman bistro Rusça çabuk demek. Vurup masaya bistro diyorlarmış. <laughs> Ama şey itibariyle bu tip şeyler biraz sonradan fason çıkabiliyor ama bilmiş olalım. sen. Bu Fransızca bir isim öbeği. Miz konmuş demek ansen. Mizampaş sayfaya konmuş. Mizansen sahneye konmuş. Böyle çok şey yapabilirsin. Güzel, kaliteli. Piyango. Piyango ağlıyorum demek İtalyanca. Oradan geliyor zannediyordum. <laughs> Yıllardır çözemiyordum. Baktım oradan gelmiyormuş. Bianco. Bianchi bisikletleri vardı ya. Aha. Bianchi beyazlar demek. Blanca vardı ya. Blanca beyazın İspanyolcasının ya da Portekiz'in kadın versiyonu. Bianco da İtalyan versiyonu. Bianco. Ko, piyango olmuş çünkü beyaz şeyi çekmek, ee, ha, beyaz da okay. o şeyler, Şanslı şey ee, piyankodan geliyor. Mangır. Bakır paraya denir, Osmanlı'daki bakır paraya denir, akçı gümüş paraya denir, sultani altın paraya denir, De değişik isimleri var yani aslında. Dolar. Dolar da talerden gelir, aslında dolar Hollanda parası, taler Almanlardan, Hollanda ya geçmiş yani Almanca bir kelime taler. Bu daha sonra Amerika'ya gidiyor, Amerika üzerinden dolar haline geliyor. Mesela doların üstünde iki tane şey var, Bir tane sütun var ya, Hı -hı. o Herkül'ün sütunu. Şimdi Herkül Cebeli Tarı iki tane heykel şey dikiyor, sütun dikiyor antik çağda ve bunun ötesi yok diyor. Nec, ultra plus diyor. Fakat sonra 16. yüzyılda İspanyollar onun ötesini bulunca neki düşürüyorlar. Ultra plus. Bu Habsburg yani Amerika'yı, İspanya, İtalya'da Habsburg adanın motto haline geliyor. Birçok şeyde görürsünüz. O iki tane sütun ultra plus. Hollanda'da da onlara bağlı olduğu için zamanında oradan geldiğini söyleyenler var. Senin üstüne iki tane gelen şeyin. Bir de biliyorsun doların arkasındaki göz İlluminati'nin gözü. Onu da ayrı <laughs> Keman. Ee, yay demek. Keman keş, yay çeken demek. Aa. Keman gibi kaçtı dediğin aslında şey değil yani böyle gıydı. <laughs> piyano. Ee, piyano yavaş demek aslında. Piyan piyano diye bazen filmlerde görürsünüz yavaş demek. Robot. Robot çekçe işçi demek. Sabotaj da oradan geliyor mesela. Saboterliklerini şey makinelere atmak. Luddite'lar falan var ya. Luddite diye bir akım var onun gibi. Aha. Sabo atmak ne evet. Ne ki keşke konuştuk. o sabah attıkları yerde o iğrenç terlik beni tıptan soğutan, hastaneden nefrettiren o iğrençler. Aa iğrenç. Bir ara çok modaydı ama ya 90'larda herkes savurdu. Saaden <laughs> abi yiyordu. bak gene insan testi bam yemiyoruz da <laughs> freeback takıyorsa ondan sonra şilebedi şu giyiyorsa. Aa jandallı takan kalmamıştır ya kaldı mı? Özür diliyorum takanlar. Kahraman Kahraman inan var benim arkadaşlarım yakın zamana kadar. Tamam yani hocam Crocs. Crocs gene fena değil. Ben de şey Timberland. Yani timberland Crocs da aynı. Abi Timberland olur mu yani ben or orta yakışıktaki Türk erkeği gibi bir şey. <laughs> orta ya. Parnak, timberland. Orta yakışıklı yakışıklı. Parlak evet ya yapacak bir <laughs> şey yok. Yani belli yakal. bir tip Timberland ama hani böyle uyduruk bağcıklı vardı ya. Ödev. Aslında bu devar filmi fiili vardır. Yani bir şey yapmak zorunda olmak aynı zamanda ödev demektir Fransızca. O mantıkla türetilmiş bir kelime. Okul da öyle. Ekol kelimesinin okumaktan ödemekten ödev çıkar gibi okumaktan da okulu uydurmuşlar. Ekole benziyor diye de. Normalde mesela yapıl ya da sokul gibi kelimeler isim üretiyor muyuz? Ama okul üretmişler ekole benziyor diye. Yani devara birine borçlu olmak, ödemek, ödev. Son etimolojik kelimenize geliyorum saygıdeğer hocam. Pardesü. Pardesü üstte demek. Pardesü bak ya biz... Hayır pardesü dersen bizde. aş, altında olur çünkü. Sür yukarıda demek, su altta demek sopra süper vardı ya yukarıda. Fransızca ha. öyle sü desu ya da sür gibi geçmiş. Manto? Su da manto kabuk demek zaten. Kras demek. Ha. Bir şeyin mantosu. Mantolama o yüzden montalamak var. değildir arkadaşlar. Montalamak bildirmek demek. Monte bir şeye binmek demek. Sürü monte edersin mesela bir şeyi. Ha, manto mantolamak böyle. İşte manto kabukluyorsun aynen. Üstüne kabuk şey yapıyorsun. Redingot ne bilmiyorum. Doğruyum. Trençkot. <laughs> Trençkot herhalde trench'te giydiğin kottur işte askerlerin giydiği şey ama Reddinghut muhtemelen marka falan filandır evet o mesela Scarpin de oradan geliyor Scarp'a İtalyanca şey demek ayakkabı demek bu evet bazı şeyler markasından ismine geçiyor ya o yüzden sen mesela sen şey, şey onun gibi değil mi? Cambly <laughs> mesela öyle yani artık bizim <laughs> için her application inanılmaz bir şey, şey. <laughs> i̇nanılmaz bir şey. hakikaten öyle bazı ürünler şeyin önüne geçiyor mesela artık İngilizce demiyoruz ne diyoruz? Cambly diyoruz evet. <laughs> çok gezen mi? çok kembleyen mi diye evet. böyle kendi kendimize <laughs> iğrenç <laughs> seyahatler bölümünü böyle kapatıyoruz. Yeni yıl planlarınız var mı? Yeni yıl planım var mı? Ya benim hayatım plan da yeni yıla özel yani bir şey değişmedi mali yıl değişiyor hani genel bir planım var ama niye ben bunu ocağın birinde değişim? 2021 için. söylemek istediğim işler var mı? 1 Ocak'ta yine giriyormuşuz. Bogomillerine konuşmak ister Hediye vermiş olayım onlara. Bir okuma listesi. Yeni yılda ne okumak isterler? Onu da görmeleri açısından. Böyle bazı kitapları sayfa sayfada <laughs> çevireyim. Kaç tane kitap koyacağım hiç bilmediğim için rastgele çeviriyorum şu anda. <laughs> Dediğim gibi çok güzel geçsin 2021'iniz. İnşallah benim daha güzel geçsin ama. Çünkü <laughs> neden? E çünkü ben benim. Ben ben de iç içe yaşamak sizi daha az görüyorum. Ben beni daha çok görüyorum arkadaşlar. O en önemli olan tabii ki her zaman nedir? <gülüyor> Rabbena Rabbena. <gülüyor> Hep bana 2021. Hoşçakal. <laughs> Cem bir nokta dur diyeceğim mi abi? Ha bir fikrin var mı böyle? Hoşuna gitti değil mi? Mal gibi burada bana. Oğlum bütün bir ne yapıyor? Ya? Bunlar okumaz mı bu kadar kitabı? Kesin arabayı bana sürdürecek şimdi kolum ağrıdı diye. <laughs>